Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim. Primer büyüme ve köklerin, e, sürgünlerin uzamasını sağlar diyeceğiz ve primer büyümeden sekonder büyümeden bu videomuzda bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar, primer büyüme neydi? Primer büyüme hani primer meristemin oluşturduğu, yani apikal uç meristemin oluşturduğu büyüme şekliydi. Bitkinin kök ucu, gövde ucu gibi yerlerde bulunarak bitkinin boyuna uzamasını sağlar. Şimdi köklerde primer büyümeye bakalım ilk önce. Arkadaşlar köklerdeki büyüme bölgelerine baktığımız zaman kökün yapısı şöyle boydan baktığımızda uzuna bir kök şapkası dediğimiz diğer bir ismiyle kaliptra dediğimiz bir yapı vardır. Bu yapı kök ucunu örter. Neden? Çünkü kökün ucunda e, hücreler vardır. Bu hücrelerin zarar görmemesi gerekiyor. Kökün uç kısmı toprakta ilerlemeyi sağlarken bu kaliptra dediğimiz kök şapkası dediğimiz yapı kök hücunun e, zarar görmesini engeller arkadaşlar. Bu yüzden de oldukça önemlidir. Bu kaliptra dediğimiz yapıdır e, meristemi koruyor arkadaşlar. Yine bir üst, üst kısmında hücre bölünme bölgesi dediğimiz bölge vardır. Yani apikal meristem vardır arkadaşlar burada. Burada hücreler bölünerek kökün uzamasını sağlıyor, boyuna uzamasını sağlıyor. Uzama bölgesi dediğimiz bölge vardır. Bu bölgede de hücreler boyuna uzayarak şöyle boyuna uzayarak mesela şöyle düşünün. Diyelim ki şöyle bir hücremiz var. Bu hücre uzama bölgesinde şu şekilde boyuna uzayarak yine kökün uzamasına katkı sağlar. Bir de son olarak olgunlaşma bölgesi ya da farklılaşma bölgesi dediğimiz bölge vardır. Burada da kök tüyleri vardır. Bu kök tüyleri yine e, topraktan su ve mineral alınmasını sağlar arkadaşlar. Bu kök tüyleri sadece olgunlaşma ya da farklılaşma bölgesi dediğimiz bölgede bulunur. Diğer bölgelerde yoktur. Buradaki hücreler artık tamamen farklılaşmışlardır. Bölümü özelliklerini kaybetmişlerdir arkadaşlar. Bu şekilde kökün boyuna kestiğini görmüş olduk. Bakın şurası da mikroskop görüntüsü mitoz geçiren Hücreleri görüyoruz arkadaşlar yani burası hücre bölünme bölgesidir Evet gelelim buralardan bahsettik zaten Şimdi de enine bakalım arkadaşlar kökün yapısına Enine baktığımızda şimdi monokotiller de farklıdır dikotiller de farklıdır Monokotiller de arkadaşlar e, merkezinde parankima hücreleri bulunduruyor Monokotiller. parankima hücrelerinin oluşturduğu bir öz bölgesi vardır monokotillerde. Böyle bir durum dikotillerde yoktur. E, bu sadece monokotilleri özgü bir durumdur. Bakın kökün enine kesitine bakıyoruz. Buradaki yapılara baktığımız zaman bakın demet kambiyumu dediğimiz kambiyum. Bakın dikotillerde daha iç kısımda bulunuyor demet kambiyumu. E, monokotillerde arkadaşlar biraz daha bu şekilde dışa doğrudur. Ve monokotillerde demet silindiri dediğimiz silindir var ama kambiyum monokotillerde yoktur. Sadece kısilen ve flüemin oluşturduğu silindir vardır. Kambiyum dediğimiz yapı yoktur unutmayın. Daha sonra endodermis dediğimiz yapı vardır. Endodermis de bu demet silindirinin hemen üst kısmında bulunan yapıdır arkadaşlar. Endodermis dediğimiz yapı. Endodermis ile epidermis arasında Korteks dediğimiz kabuk bölgesi vardır En üstte de zaten epidermis var Bir de Öz bölgesiyle Bakın şu öz bölgesiyle Eee Demet kambiyumu arasında, kambiyum değil mi? Demet silindiri arasında pericycle dediğimiz bir tabaka vardır. Bu pericycle da özellikle size taşımada anlatacağım. Taşıma için oldukça önemlidir pericycle tabakası arkadaşlar. Bu da bir tabakadır. Bakın biraz daha yakından gösteriyoruz. Endodermis dediğimiz yapı dışarıdan içeriye doğru gidelim. Endodermis dediğimiz yapı şurasıdır endodermis. Endodermisin hemen altında pericycle dediğimiz tabaka vardır. Daha sonra kısilem iç tarafta, flüem de arkadaşlar dış taraftadır. Bakın kısilem şu pembe olanlardır. Flüem yeşil renkli olanlardır arkadaşlar. Her zaman için kısilem içeride, flüem dışarıdadır. Onu da yine söyleyelim unutmayalım. Endodermis ve pericycle'dan bahsedelim. Şimdi korteks dediğimiz kabuk bölgesi vardı değil mi? Bu kabuk bölgesinin en iç tabakası endodermis olarak isimlendiriliyor. Arkadaşlar e, yanal kökler ise demet silindirinin dışında yer alan az önce gösterdiğim yer pericycle'dan oluşuyor. Yani pericycle'ın e, önemli görevi budur yanal kökleri oluşturan yapıdır arkadaşlar pericycle ayrıca dediğim gibi madde iletiminde de oldukça önemlidir pericycle endodermise göre daha içeride yer alıyor onu da söyleyelim bakın burada yanal bir kökün oluşumunu gösteriyoruz yanal kök dışarıya doğru çıkarken yani içeriden dışarıya doğru çıkarken korteksi ve epidermisi zorlayarak çıkıyor bakın bir kök tomurcuğu oluşmuş burada şöyle bir kök tomurcuğu bu kök tomurcuğu büyüyor Bakın şöyle iki numaralı resmimiz büyüyor büyüyor büyüyor. Buradaki endot epidermisi zorluyor arkadaşlar. Yine endodermisi işte korteks epidermisi zorluyor. Ne yapıyor? Dışarıya doğru çıkmış oluyor. Gelelim sürgünlerde primer büyüme. Şimdi köklerdekini gördük. Köklerde özellikle o boyuna e, kesit var ya boyuna kesite özellikle dikkat edin çıkabilir. Arkadaşlar sürgünlerde primer büyümeye baktığımızda apikal meristem dediğimiz kısmı vardır. Dediğimiz gibi sürgün apikal meristemi. Bunların etrafında ise yaprak primordiyum primordiyumları dediğimiz yapılar vardır. Bu yaprak primordiyumlarından yapraklar gelişiyor ve hem apikal meristemi korumuş oluyor hem de arkadaşlar yaprakların gelişmesini sağlıyor. Daha sonra genç yapraklar, bakın genç yapraklar şunlardır. Bu tabi mikroskobik görüntü olduğu için birazcık değişik görünmüş burada genç yapraklarımız. Şunlar da koltuk altı tomurcuk sistemleridir. Yine buradan da yeni yapraklar oluşabiliyorlar. Bir de e, interkalar meristem dediğimiz yapılar vardır arkadaşlar. Ara meristemler, interkalar meristemlerde. Bunlar zarar görmüş yaprakların hızlıca yeniden büyümesini sağlayan bitkilerdir. Özellikle mesela çimenlerde bu interkalar meristemler etkin rol oynar. Hani çimenler biçiliyor hemen yerine yenisi çıkıyor ya bu interkalar meristemler sayesinde yerine yenisi oluşturuluyor. Şimdi gövde dokularının düzenlenişine bakalım. Burada okuyup geçmektense ben şekil üzerinde anlatmayı daha çok seviyorum. Arkadaşlar yine monokotillerde nasıl dikotillerde nasıl buna bakacağız. Monokotillerde dediğimiz gibi kambiyum yani demet kambiyumu işte fas veya fasiküler kambiyum dediğimiz e, yapı var yoktur. Arkadaşlar bu yüzden de dağınık dizilişli demetlere sahiptir. Bu arada kökte belli bir düzen varken monokotillerde gövde de belirli bir düzen yoktur arkadaşlar. Ortada yine ne var? Temel doku vardır. Temel doku hücreleri oluşturur. İletim demetleri her tarafa yayılmıştır. Bakın şunlar iletim demetleridir. Yine genellikle iç tarafta kısilem dış tarafta flem vardır. En dış kısmını da monokotillerde ne oluşturuyor? Epidermis oluşturuyor. Dikotillere baktığımız zaman dikotillerde belirli bir dizilim vardır. Öz bölgesi dediğimiz bölge zaten içeride. Daha sonra arkadaşlar özü kortekse bağlayan temel dokular şu hemen arada bulunan bakın şunlar özü kortekse bağlar şu yapılar sonra korteks dediğimiz yapı hemen biraz daha dışarıda bulunan yapıdır kısilem şu kırmızı olan kısmı sileyim arkadaşlar kısilem içeride fulem dışarıdadır bakın kısilem şu yeşil renkli mavi mavi diyelim mavi renkli kısım mor renkli olanlarda nedir fulemlerdir daha sonra siklerenkima hücreleri yani lif hücreleri vardır yine bunların hemen üstünde en dışta da ne var zaten epidermisimiz bulunuyor. Evet, gelelim yapraklara. Arkadaşlar yapraktaki dokulara baktığımızda burada en önemli olan yapı bizim için stomadır. Şimdi stoma hemen yine şekil üzerinde göstereyim. Stoma yaprakların üst kısmında ve alt kısmında bulunurlar arkadaşlar. Ee, bulundukları yani bitkinin bulunduğu yere göre sayısı, şekli, yapısı değişiyor tabii ki. E, stomalar ne yapıyor? Epidermisin farklılaşması sonucunda oluşuyor. Ve arkadaşlar stomalar bitkinin hem fotosentez yapmasını sağlıyor hem de gaz alışverişini yapması sağlıyor. Stomalarda bulunan iki tane bekçi hücresi vardır. Bu bekçi hücreleri canlı özellikle olduğu için turgor basıncı değişimine göre açılıp kapanabiliyor. Bu açılıp kapanma mekanizmasını da anlatacağım size. Açılıp kapanma özelliği sayesinde bitkinin gaz alışverişinde oldukça önemli rol oynar. Ayrıca bitki de terlemenin gerçekleştiği yapıdır. Şimdi bitkinin yaprağının şöyle bir eline kestine baktığımız zaman en üst kısımda ne var zaten kütükula dediğimiz tabakamız vardır. Bu tabaka mumsu bir tabakadır. Epidermis hücreleri tarafından üretilir ve kurak ortam bitkilerinde daha kalın nemli ortam bitkiler bitkilerinde biraz daha ince yapıdadır. Çünkü kütükula su kaybını önleyen bir tabakadır. Daha sonra epidermis vardır arkadaşlar. Yine epidermis hücrelerin arasında sutuma dediğimiz yapılarımız vardır. E hemen alt kısmında mezofil tabakası vardır. Bakın mezofil tabakası. Bu mezofil tabakası dediğimiz tabaka iki hücreden oluşuyor. Biri palizat hücreleri, Diğeri de sünger hücreleri veya palizat parankiması, sünger parankiması dediğimiz hücrelerdir. Palizat parankiması hücreleri arkadaşlar daha böyle sıkı paketlenmiş hücrelerdir ve fotosentezin yapıldığı, çok miktarda yapıldığı yerdir. Sünger parankiması biraz daha gevşek hücrelerden oluşur. Burada da fotosentez vardır ama en yoğun fotosentez palizat parankimasında gerçekleşiyor. Şimdi yaprakta fotosentez yapan 3 tane yapı vardır. Nedir bunlar? Palizat parankiması, sünger parankiması bir de stomalar. Peki fotosentez hızının en yüksek olduğu veya fotosentez miktarının en yüksek olduğu hangisidir? Palizat parankiması, sonra sünger parankiması gelir, en son da stoma gelir. Stomalar zaten diğerlerine göre biraz daha az sayıda olduğu için daha az yapılır. stomalarda da fotosentez. Daha sonra damarlar vardır arkadaşlar tabii ki yaprağın içerisinde. Yaprağın içindeki damarların üst tarafta bulunanı yani aslında biz üst tarafta gibi görüyoruz ama yaprağın iç kısmına doğru olandır bu. Ksilam bulunur. Alt tarafında da ne var? Fulem bulunur arkadaşlar. Bu yaprağın enine kestiğini mutlaka bilin. Yine sorularda çokça karşınıza çıkacaktır. Şimdi sekonder büyümeye gelelim. Primer büyümeden bahsettik. İşte gövdede ve yapraklarda dokuların düzenlenişinden bahsettik. Şimdi geliyoruz sekonder büyüme. Sekonder büyüme ne demekti? Enine kalınlaşma demekti. Arkadaşlar enine kalınlaşma olayını demet kambiyumu sağlıyor. Demet kambiyumu. Demet kambiyumu ne yapar? Kısilen ve fulemin sayısını artırıyor ve sürgüne yani gövdeye veya köke destek veriyor. Destek verdikten sonra da arkadaşlar yeni oluşan sekonder kısilen ve sekonder flemi katıyor, işleme ve enine kadınlaşmayı sağlıyor. Mantar kambiyumu ise ne demiştik? Sert ve kalın bir örtü oluşturur demiştik arkadaşlar. Yine e, mantar kambiyumu mumsu bir madde üretir. Bu madde sayesinde işte gövdeyi su kaybına karşı, böceklere, bakterilere, işte mantarlara karşı koruyor arkadaşlar. Oldukça önemlidir yine mantar kambiyumu. Şimdi Demet kambiyumundan bahsedelim. Nasıl sekonder büyümeyi gerçekleştiriyor? Hemen şuradaki şekil üzerinden anlatmak istiyorum. Arkadaşlar, şimdi apikal meristem faaliyeti sonucunda ne yapıyor? Primer büyüme tamamlanmak üzere burada. Demet kambiyumu daha yeni oluşmuş burada. Demet kambiyumu dediğimiz şuradaki kırmızı çizgidir. Daha sonra burada işte primer kısilem primer fülem oluşmuştur. Bunlar artık kısilem fülem bunlar primer kısilem primer fülemler ilk oluşanlar. Daha sonra bu demet kambiyumunun bölünerek oluşturduğu ikincil demetler oluşmaya başlar. Bu ikincil demetlerde arkadaşlar sekonder kısilem ve sekonder fülem olarak isimlendiriliyor. Bakın şurada primer kısilem iç taraftayken bakın birinci şekilde şöyle primer kısilem primer fullen değil mi? Ne oluyor artık giderek biraz daha iç kısma giriyor. Bu arada arkadaşlar ne oluşuyor? Sekonder fullen oluşuyor veya sekonder kısilem oluşuyor. Bu sayede iç kısma doğru artık yeni yeni neler oluşturuluyor? Sekonder kısilemler, sekonder fullenler oluşturuyor. Sekonder kısilemler içeriye doğru gidiyor. Sekonder Fulemler ise arkadaşlar dışarıya kabuğa doğru gidiyorlar bu şekilde de ne yapıyor bitkinin enine kalınlaşması sağlanmış oluyor bakın burada da yine göstermişiz yine üç yıllık bir bitkiye ait Bu arada bu e, her bir tabakanın oluşumu işte bir mevsim dönemi olarak düşünebilirsiniz Hani yaz kış olarak düşünün arkadaşlar bir veya ilkbahar sonbahar olarak düşünün. İlkbahar odunu vardır bir de sonbahar odunu vardır. Bu sayede iki tane olan yaş halkası bize bitkinin yaşını gösteriyor. Mesela burada 3 yıllık bir ıhlamur bitkisinin enine kesti gösterilmiş. Bakın 1, 2, 3 yıllık. 3 tane halka oluşmuş çünkü. Genç odunlar her zaman için daha dışarıda bulunuyor. Yaşlı olanlar daha içeride bulunuyor arkadaşlar. Yine bunu da unutmayalım. Mantar kambiyumu da bakın mantar kambiyumu yani periderm dediğimiz yapıyı oluşturuyor. Mantar kambiyumunun bir de arkadaşlar sekonder kısile, e, fulemi de alarak içine ne oluşturur? Kabuk bölgesini oluşturur. Evet bunlardan bahsettik. Heh, şimdi bu İlkbahar odunu ve sonbahar odunundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, e, ilkbahar ve sonbahar odunlarının kalınlığı bize o yılki işte yağış durumunun nasıl olduğunu, hava durumu hakkında bize bilgi verebiliyor. Eğer yağış miktarı fazlaysa odun daha kalın olur. Yağış miktarı azsa odun daha ince olur. Arkadaşlar bir de ilkbahar odunu açık renklidir. Sonbahar odunu da daha koyu renklidir. O açık ve koyu renklerin ikisini birlikte aldığımız zaman bir yılı ifade eder. Böylece e, bilim insanları bir işte bitkinin yaşını, bir ağacın yaşını böylece hesaplayabiliyorlar tabii ki. Bir de e, aktif odun dediğimiz bir odun vardır arkadaşlar. Bu sekonder kısilem dediğimiz işte yeniden yeni oluşmuş olan bitki kısilemi ne oluş, neyi sağlıyor? İşte primer kısilem öz suyunun taşınmasını sağlıyor arkadaşlar. Bu yüzden de aktif odun olarak isimlendiriliyor. Sonrasında o ilk oluşan primer fluen, primer kısilem var ya onlar artık bir süre sonra hani taşıyamaz hale geliyor. Daha sonradan üretilenler daha iyi bir şekilde taşıyorlar arkadaşlar. Bakın sekonder kısilem yine aynı şekilde sekonder fluen turuncu renkli olan arkadaşlar karınlaşmayı da kim sağlıyor tabii ki şuradaki kırmızı yapılı olan demet kambiyumu dediğimiz kambiyum sağlıyor bakın aktif odun açık renkli olan kısım aktif odun sekonder kısilemdir bir de cansız odunumuz vardır cansız odun da iç kısımda bulunur ikisi birlikte sekonder kısilem olarak isimlendiriliyor arkadaşlar yine sene halkaları var burada yine şu şu kısım sene halkasını gösteriyor bize Demet kambiyumu yine şu kırmızı olan kısımdır. Sekonder flem ve sekonder kısilem oluşturuyor. Yine periderm tabakası, bakın en üstte bulunan yaşlı kısım. Bir de sekonder flem, ikisi birlikte de neyi oluşturur? Ağacın kabuğunu oluşturur. Mesela burada garip bir ağaç var. Bakın ağaç ne kadar kalınlaşmışsa artık altından yol açmışlar o şekilde gidiyorlar. Gelelim mantar kambiyumuna. Arkadaşlar mantar kambiyumu ve periderm üretiminden bahsedeceğiz. Şimdi Sekonder büyüme devam ederken epidermis dışa doğru itiliyor. İtildikçe dışa doğru parçalanıyor, kuruyor ve dökülüyor arkadaşlar. Epidermisin yerine bu sefer ilk mantar kambiyumu tarafından üretilen iki tane doku alıyor. Biz bu dokulara ne diyoruz? E, feloderm diyoruz arkadaşlar. Dokulardan bir tanesi felodermdir. Bu e, feloderm dediğimiz yapı parankima hücrelerinin oluşturduğu ince bir tabakadır arkadaşlar ve mantar kambiyumun iç kısmında bulunuyor. Bir de mantar hücrelerinden oluşan diğer bir doku vardır. Bu da mantar kambiyumun daha da iç kısmında yer alıyor arkadaşlar. Bu mantar hücreleri olgunlaştıkça ne yapıyor? Çeperlerinde süberin dediğimiz mumsu bir madde birikiyor. Hidrofobik bir madde. Bu madde de biriktikçe ne yapıyor? Hücreler daha sonra ölüyorlar arkadaşlar. Böylece mantar doku oluşmuş oluyor. Bu perin Periderm'deki hücrelerin farklılaşması sonucunda bir de lentisel dediğimiz yapılar oluşuyorlar. Lentiseller. Arkadaşlar, lentiseller e, peridermin farklılaşması sonucunda oluşuyor. Lentiseller de yine bitkinin e, gaz alışverişini sağlıyor ve bunlar canlı değildir arkadaşlar. Sadece dış ortamla işte e, gaz alışverişini yapmasını sağlıyor diğer hücrelerin tabii ki. Daha sonra periderm tabakası ortaya çıkıyor. Periderm tabakası ortaya çıktıktan sonra sekonder kısilemle birlikte pardon sekonder birlikte ne oluşturur? Kabuğu oluşturuyor arkadaşlar. Yine az önceki gibi bakın yine aynı anatomiyi gösteriyorum size. Kabuk özellikle buradaki kabuk kısmını görmenizi istiyorum. Kabuk zaten bizim ağaçların en dış kısmında gördüğümüz kısımdır. Ayrıca sekonder flemi de içerir unutmayalım. Evet böylece bitkilerde primer büyüme ve sekonder büyümeden bahsetmiş olduk. Biraz kafanız karışmış olabilir ama soru çözdükçe, test çözdükçe arkadaşlar daha da iyi oturacaktır emin olun. Sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.